Merhabalar arkadaşlar. Herkes hoş geldi. YKS tayfa kameramızda düzeltelim. Kusura bakmayın teknik bir aksaklık yaşadık. O yüzden bir 5 dakika gecikmeli de olsa geldim. Görüntüm, sesim var mı bir problem? Merhabalar herkese. Hepiniz hoş geldiniz kıymetli YKS öğrencilerim. Merhaba Aslı'cım, Gülsüm'cüm, e, Selamlar. Öğrenci koçu Rukiye Tuğba ben arkadaşlar. Nasılsınız? Ah teşekkür ediyorum Aslı'cığım. <laughs> i̇yi yapmışsın. Hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım herkes iyidir. Keyifler yerinde mi? Sınava, sınava son dört buçuk ay kala nasılız? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Ben de çok çok iyiyim. Sizleri gördüm çok daha iyi oldum. Sizleri konuştukça hazırlık sürecinize dair yardımcı oldukça çok daha iyi oluyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Tarık'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Her şey yolunda. Güzel gidiyor. Teslimeciğim şu an sesim var galiba. Yani diğer arkadaşlarım benim sesimi alabiliyor. Acaba senin cihazınla ilgili bir durum mu? Gerçi ses sorunu yaşıyorsan benim bu söylediğimi de duyamıyor olabilirsin. Geliyor değil mi? Çok güzel. Sistem yöneticisi arkadaşımdan bir ricada bulunsam. Nuray'cığım çok teşekkür ederim. Yeni katıldın hiçbir şey kaybetmedin. Biz de yeni başladık zaten. Çok iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Keyfin yerindedir. Çok güzel. Ah çok 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 sevindim. Çok güzel. Aslıcığım. Sistem yöneticisi yöneticisi arkadaşım Muhammed Bey sayfaya ilerletme kısmında bana yardımcı olabilir mi acaba? Aa Aslıcığım çok teşekkür ediyorum. Keşke bütün öğrenciler sizin gibi tatlı olsalar, değil mi? <laughs> nasıl gidiyor arkadaşlar? Keyifler yerinde mi? Hazırlıklarımız nasıl gidiyor? Neler yapıyoruz? Çalışmaların hangi aşamasına kadar gelebildik? Ben biraz sizi yakından tanımak istiyorum. Birazdan başlayacağım seminere ama önce bir tanışıp kaynalalım, kaynaşalım. Kimler hangi alanlardan hazırlanıyor? Mezun olanlar var mı? Arkadaşlarım yeniden selamlar, merhabalar. Pekuzam'dan öğrenci koçu Rukiye Tuğba ben. Minik bir sınıf değişikliği yaparak yeniden karşınızdayım. Kıymetli YKS öğrencileri merhabalar. Lütfen kusura bakmayın. Teknik bir problem yaşadık. Plansız bir çalışma. Geliyor mu sesim? Merhabalar herkese yeniden. Tamam ben sizin sohbetinizi bölmeyeyim. Ben de bu sırada sohbette, chat panelinde yazılanları okuyordum. Merhabalar. <laughs> evet, en azından lafladınız. Biraz tanışıp kaynaşmış oldunuz. Çok güzel. Herkes çok iyi. Herkesin keyfi çok yerinde. Benim halimi aklımı soranlar vardı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ben de çok iyiyim e, sizleri gördüm çok daha iyi oldum bugünkü seminerimizde çok güzel bir konu ele aldım arkadaşlar özellikle sizden çok gelen son aylarda hocam masanın başına geçemiyorum ders çalışmaktan sıkılıyorum nasıl motive olurum artık son günler dayanamıyorum gibi çok fazla geri bildirimler vardı. Ben de dedim ki bunu toplu bir seminerde yanıtlayalım. Neden olmasın? Şimdi bugünkü seminerimizde verimli çalışmayı ve ders çalışma motivasyonunuzu artıracak 5 tekniği öğrenmiş olarak ayrılacaksınız arkadaşlar. Ve dönem boyu da motivasyonunuzu korumayı da öğreneceksiniz. Eğer hazırsa hızlı bir giriş yapalım. Vakit kaybetmeyelim. Herkes hazır mı? Hadi bakalım biraz enerji istiyorum. Harika. O zaman başlıyoruz. Çok güzel. En sevdiğim tayfa YKS tayfa. Bu kadar enerjik, bu kadar gerçekten almaya açık, öğrenmeye açık. Bayılıyorum size. Harikasınız arkadaşlar. <laughs> evet Batuhan, enerji. <laughs> evet, resimler çok pozitif değil mi? Çok teşekkür ediyoruz. Buradan bu içerikleri hazırlayan sosyal medya uzmanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Harika gerçekten. Müthiş bir vizyonu var. Tam sizlik. Bayılacaksınız arkadaşlar. Şimdi öncelikle motivasyondan da ziyade şu an sınava şu anda sınava 4,5 ay varken bizim verimli ders çalışmaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Peki siz bu sorum hepinize verimli ders çalıştığınızı düşünüyor musunuz? Evet Yusuf bütün doğa bir arada. Bak bu da sizsiniz. Elinizde test kitabı, burada kediniz, burada köpeğiniz. Yüzde yüz düşünmüyorum. <laughs> evet diyen yok mu? Ah, aman tanrım. Yandık. <laughs> Merak etmeyin. <laughs> yarı yarıya. Okey, çok güzel. Yüzde elli. Tamamdır. Peki arkadaşlarım, bir konuyu anlamak için günlerce ders çalıştığınız hiç oldu mu? Bir konuyu anlamak için günlerce ders çalışan var mı? Yoksa hemen anlıyor musunuz? 6 kere dinledim hocam. Vav Aslı. Merak etme rekor sende değil. Daha fazla çalışanlar var. Bir konuyu öğrenmek için zamanında kimya. <laughs> evet. Bir dersin konularını ünite ünite baştan sona çalışarak mı ilerliyorsunuz arkadaşlar? Nasıl bir çalışma yönteminiz var? Dört gün matematik. Matematik anlamıyorum. Evet. Baştan sona ça. Hadi bakalım. Bismillah diyorsun. Alıyorsun eline kitabı. Oku da oku. Çalış da çalış. Bir ayrımı yok. Ünite ünite baştan sona gidiyorsun. Öyle mi? <laughs> Aa İrem. Güzel bir cevap verdin. Eksiklerim neredeyse orayı çalışıyorum diyor. Ünite ünite konu dinliyorum. Video izliyorum. Harika. Nasıl bileceğiz eksikleri? İşte, işte o beklediğim soru geldi. <laughs> İrem bu soru sanaydı bu arada. <laughs> ünite ünite ders videoları dinliyorum. Bitince ünite ünite tek. Yani bir ayrımı yok Müşra. Aslında herkesin yaptığını yapmış oluyorsun. Bu olmaz arkadaşlar. Bu, bu şekilde fark yaratamayız. Şimdi olması gerekeni de söyleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Peki hangi konuda hiç soru kaçırmazsın? Senin en başarılı olduğum konu hangisi? Herkes yazsın. En başarılı olduğunuz konu hangisi? Paragraf, genel biyoloji, simyadan kimya, <laughs> matematikten mantık. Wow, çok iyi. Cümlede anlam, din kültürü, biyoloji, Türkçe, problem, toplama çıkarma. <laughs> <laughs> evet, İngilizce, Türkçe paragraf, tarih, felsefe, sözlükte anlam. Tamam. Güzel. Biraz daha kitleyi şu an daha iyi anladım. Arkadaşlarım, öncelikle çalışmalarınızdan verim alabilmeniz için Olmazsa olmaz bazı kurallar vardır. Bu kurallara riayet etmek durumundasınız. Aksi takdirde yaptığınız çalışmadan verim alamazsınız. Geliyorum bu kurallardan birinci sıradakine. Bir, öğrenme yapınıza uygun çalışmalısınız. Şu an öğrenme yapısına uygun çalıştığını düşünen var mı? Hocam ben öğrenme yapımı uygun çalıştığımı düşünüyorum. Hatta ben öğrenme yapımı biliyorum diyen var mı? <laughs> Merak etme Aslı. Bunları sen de öğreneceksin. Seminerin sonuna kadar kal. Bir sürprizim olacak. Nasıl anlayacağız değil mi? Tamam gelelim. Arkadaşlar öğrenme yapınıza uygun çalışmalısınız. Bizim amacımız çok çalışmak değil verimli çalışmak. Çünkü önemli olan tam olarak da budur. Biliyorsunuz ki her öğrenci farklı öğrenir. Bu sebeple verimli çalışmak için kendi öğrenme yapınızı bilmelisiniz ve buna uygun çalışmalısınız. Verimli çalışmada kişinin kendisini tanımak birinci esas kuraldır. Kendisini tanıması. Biliyorsunuz ki her birinizin farklı öğrenme karakterleri var. Psikolojik yapıları farklı. Hedefleri farklı. Günlük sorumlulukları farklı, algılama hızları, algılama şekilleri farklı. Yani sizi birbirinizden ayıran onlarca özelliğiniz var arkadaşlar. Bakın bu öğrencimizde örnek olarak öğrenme yapısı mesela bu öğrencinin ismi Ayşe olsun. Ayşe'nin öğrenme yapısı neymiş? Görsel. Ayşe'nin öğrenme yapısı neymiş? Mantığa dayalı. Ayşe'nin zeka tipi neymiş? Sayısal zeka. Ayşe'nin öğrenme hızı yüksekmiş. Anlama hızı yüksekmiş ama unutma hızı da yüksekmiş. Yani Ayşe çabuk unutuyormuş. Stresi de yüksekmiş Ayşe'nin. Yani bu olumsuz bir değer çok stresliymiş ama dikkat dağınıklığı normalmiş gibi sizin de bütün bu alandaki özelliklerinizi bilmeniz gerekiyor. Bunu bizim ölçeceğimiz arkadaşlar tek uzeme kayıt olduğunuzda kayıtlı olan öğrencilerimizin girdiği ve öğrenme yapılarına uygun çalışmalarını sağladığı eğitim analizleri var. Bu analizleri ben size seminere katılımınızdan dolayı bir kereye mahsus hediye edeceğim. Seminerin sonunda da linkini paylaşacağım. O yüzden seminerin sonunu bekleyin. Nasıl bileceğiz, nasıl öğreneceğiz diyenler için. Merak etme Aslı'cığım. Kurs bilgisi de vereceğim. Geldim ikinci kurala. İkinci kural. Seviyenize uygun çalışın. Şu an hangi öğrenci hangi seviyede olduğunu biliyor mu burada aramızdaki öğrenciler? Hangi seviyedeyiz? Kendimizi tanıyor muyuz mesela? Biliyor musunuz? Orta seviye, temel seviye, orta seviye. Başlangıç. Başlangıç. Temel hocam, kötünün iyisi. Yani başlangıç oluyor. Hayır hiç bilmiyorum ama kötü değilim herhalde. Arkadaşlar her dersteki seviyeniz farklıdır. Her birinizin her dersteki seviyesi farklı. Tek uzan 5 basamaklı garanti öğrenme modeli ile çalışmalarınızı sınıflandırarak programınıza eklemeniz gerekiyor. Yani hangi derste, hangi seviyedeyseniz seviyenize uygun bir çalışma yapmanız gerekiyor. Mesela eğer sen Ömer başlangıç seviyesindeysen konu anlatımı çalışması yapmalısın. Eğer sen İlayda İleri seviyedeysen alıştırma soru çözümü yapmalısın. Eğer sen aslı kimyada temel seviyedeysen ön hazırlık yapmalısın. Bence bu kısım çok önemli. Önce seviyenizi bilmelisiniz. Sonra seviyenize uygun çalışmalısınız arkadaşlar. Şimdi geliyorum üçüncü kuralımız. 3. Üç. Size öz, sadece size özel yani sizi tanınarak sizin tanınarak oluşturulan, sizi tanınarak oluşturulan bir çalışma programına ihtiyacınız var. Bu da üçüncü kuralımız arkadaşlar. Başkasına ait bir program sınavda felakete yol açabilir. Merak etme biz de zaten bir teknik aksaklık yaşadık yeni başladık sayılır. Bundan sonrasında katılabilirsin. Gülsümcüğüm, eğer sana uygun bir program hazırlanırsa rahatlıkla çalışırsın, uyum sağlarsın zaten. Eğer uyamıyorsan orada bir eksiklik vardır ya da bir fazlalık. Başkasına ait bir program sınavda felakete yol açabilir arkadaşlar. Öğrenme yapınıza, derslerdeki seviyenize, günlük ders çalışmaya ayırabileceğiniz süreye ve sınava kalan zamana göre sadece kendinize özel bir ders çalışma programı hazırlayın. İremcim, bizim sistemimize kayıt olan öğrencilerimiz de bu programı yapay zeka sistemi hazırlıyor. 5 ayda YKS yetişir mi? Şeymacım eğer doğru alanları önceliklendirerek istikrarlı ve sürekli çalışırsan yetişir. Hiçbir şey imkansız değil arkadaşlar. Kesinlikle 5 ayda KPSS bile yetiştirirsin. <laughs> Aynen öyle. Geldim dördüncü kuralımıza. Strateji geliştirin arkadaşlar. Bakın ÖSYM sizden bütün soruları doğru yapmanızı yani 120'nin 120'sini de doğru yapacaksın. Şeyma TYT'de soru kaçırmayacaksın. Ya da örnek veriyorum Gülsüm sen kesinlikle AYT'deki 160 sorunun 160'ını da doğru yapmak zorundasın. Başka bir şansın yok gibi bir beklentisi yok. YKS bir eleme sınavıdır. Bu sebeple strateji işidir. Sınava kalan zamana göre puan getirisi yüksek ve öğrenme süresi kısa olan konulara yönelin. Yani strateji yapın. Kesinlikle Gülsüm sana katılıyorum. Geldim 5. ve son maddemize. 5 arkadaşlar. Performansınızı takip edin. Her ne çalışıyorsanız. Her nereden destek alıyorsanız ya da kendiniz çalışıyorsanız da hiç önemli değil. Çalışmalarınızın verimini daima ölçün arkadaşlar. Öğrendiğiniz konuları unutma hızınıza göre tekrar olarak, öğrenemediğiniz konuları da hangi seviyedeki basamaktaysanız ona göre programınıza ekleyin. Yani performansınızı somutlaştırın. Verim alabiliyorsanız devam edin, alamıyorsanız yeni aksiyonlar alın. Evet Aslı'cığım bunu biz kayıt olanlara yapıyoruz. Gülsüm'cüğüm bu çok bireysel bir yönlendirme. Bak az önce dediğim gibi her öğrencinin ihtiyacı aynı şey değildir. O yüzden senin kütüphanede verim alabiliyor olman demek her öğrencinin de kütüphanede verim alabileceği anlamına gelmiyor. Çok zor ama sizin için zor. Bizim yapay zeka sistemimiz için çok kolay Aslı'cığım. Hiç zor değil. Özel bir sistem geliştirdik arkadaşlar. Çok uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız, Türkiye'nin en iyi yazılımcılarıyla çalıştığımız özel bireysel tek eğitim sistemi. Yapay zeka desteğiyle çalışıyor. Kayıt olan her öğrencinin bir yapay zeka koçu oluyor. Bu koçu tarafından öğrencinin yapması gereken bütün çalışmalar planlanıyor. Haftalık olarak raporlanıyor. Performans değerleri ölçülüyor. Bu değerler öğrenciyle gerekirse veliyle paylaşılıyor. Yani öğrenci somut olarak attığı her bir adımı garanti altına alıyor diyebiliriz. Şimdi geldim. Verimli çalışmayı diyelim ki sağladık arkadaşlar. Artık bu verimli çalışma kısmı bizde o 5 maddeyi yerine getirdim hayata getirdim. Peki verimli çalışmanın olmazsa olmazlarını öğrendim. Şimdi ne yapacağız? Enes'cim kayıtla ilgili bilgi aktaracağım seminerin sonunda sorularınızı aklınızda tutun lütfen. Gelelim sınavın geriye kalan %50'si olan motivasyon kısmına. Hadi bakalım beyin fırtınası yapalım. Arkadaşlarım size kendinizi ne iyi hissettirir? Herkesten yanıt bekliyorum. Pizza <laughs> aslı iğnetler yüzmek Hocam sesiniz yeter canımsın çok teşekkür ediyorum. yatmak Vay. <laughs> o bölümde okuduğumu hayal etmek müzik. arkadaşlarımla gezip tozmak. Hocam şu an tek pişmanlığım çok geç başlamam son 5 ayda baba. Batuhan'cığım pişman olunca hiçbir şey yok merak etme. Sen bize güven birlikte başaracağız. Üniversite hayatı beni mutlu eder diyor Duygu. Duygucuğum hangi üniversite hangi bölümü istiyorsun? Para tabii ki para. <gülüyor> Aslı. <gülüyor> İstediğim kaynaklara ulaşmak. Doğru. Ketçap mayonezde olsun mu? Olsun. <laughs> Ders çalışmadan kazanmak. Derece yapınca gelecek para. Aynen öyle arkadaşlar. Şöyle düşünseniz de bir ot kazandığınızı, bir Hacettepe tıpı kazandığınızda, bir Gazi Üniversitesi eğitim fakültesini kazandığınızda, bir Ankara Üniversitesi'nde Düşünün herhangi bir bölüm hemşirelik fakültesini kazandığınızı. Arkadaşlar her gerçek bir hayalle başlar. Bakın bunu kesinlikle unutmayın. O günleri yaşayan kişiler bir dönem sizin olduğunuz yerdelerdi. Hayal ettiler, azmettiler ve o güne geldiler. O yüzden hiç kimse hayali dışında bir şey yaşamıyor. Kendinizi lütfen ama lütfen güzel şeylere, kıymetli ve değerli şeylere layık görün olur mu? Çünkü siz buna değersiniz arkadaşlar. Siz zaten buna layıksınız. Viyana Teknik Üniversitesi. <laughs> Hocam benim gözüm yükseklerde değil. 260 polislik benimki. Batuhan o zaman çok rahatlıkla yaparsın. Evet Galatasaray Üniversitesi. Amin Durucum amin. <laughs> o zaman gelelim motivasyona. Arkadaşlar motivasyon artırıcı 5 tekniği şimdi açıklıyorum. Hazır mısınız? Herkes hazır mı? Verimli çalışmanın 5 tekniğini öğrendim. Şimdi motivasyon artırmanın 5 tekniğini öğreneceğim. Eğer hazırsanız başlıyorum. 1. <laughs> hedefler. 2. İlham kaynakları. 3. Zorlukları aşma. 4. Başarı öyküleri. 5. Günlük rutinler. Hadi bakalım başlayalım. Şu an hepiniz hedeflerinizden özellikle kariyer anlamında yani mesleki olarak, eğitim hayatı, akademik olarak hedeflerinizden bahsettiniz arkadaşlar. Evet hedefler çok önemli. Ama hedefinizi belirlerken spesifik, ölçülebilir ve ulaşılabilir olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ütopik hiç ulaşılamayacak daha önce kimsenin ulaşamadığı ya da çok gerçekçi olmayan ölçemediğiniz ulaşabilir miyim ulaşamay ulaşamaz mıyım kaygısı güttüğünüz hedefler sizin için doğru hedefler ve ulaşılabilir hedefler değildir. Örneğin bu sınava hangi hedefinize ulaşmak için giriyorsunuz arkadaşlar sadece bölüm mü ya da para mı? Meslek mi? Ne itiyor sizi? Yani neden üniversiteli olmak istiyoruz? Hadi herkesten yanıt bekliyorum. Aa Betülcüm harikasın. Hangi üniversiteyi kazandın? İlerideki kariyerim. Rahat bir meslek. Evet Ömer haklısın. Disiplin hep lazım Enes. Disiplinsiz hiçbir şey olmaz. Hocam soru neydi? Soru bu sınava hangi hedefinize ulaşmak için giriyorsunuz? <laughs> meslek ve ileride zorluk çekmemek için, rahat bir meslek için, ilerideki güzel kariyerim için, güzel kendimi geliştirmek için. Okey. Arkadaşlar hedefler ikiye ayrılır. Kısa vadeli, uzun vadeli. Öncelikle eğer disiplini olmayan, kendini denetleyemeyen bir yapınız varsa kendinize kısa vadeli hedefler koymalısınız. Örneğin günlük veya haftalık gibi kısa süreçler için belirlenen hedefler bu, bu hedefleri belirlediğinizde hızlı geri bildirim alıyorsun. Mesela günlük bunu yapacağım. O gün sonunda sen onu yapmış oluyorsun ya o sana tatmin, mutluluk olarak, serotonin olarak geri dönüyor. Bu hedefler sürekli ilerleme hissi veriyor. Sürekli ben sözümde duruyorum. Motivasyonunuzu da sürdürmenize yardımcı oluyor arkadaşlar. Geliyorum aslında zor olan uzun vadeli hedefler kısmına. Uzun vadeli hedefler genellikle büyük ve önemli araçlardır. O yüzden bu hedeflere ulaşmak daha fazla zaman, daha fazla çaba harcamanızı gerektirebilir. Ancak başardığınız zaman kısa vadedeki hedefin verdiği tatminle uzun vadedeki hedefin verdiği tatmin farklıdır. Uzun vadedeki hedefine sizde çok daha büyük bir tatmin çok daha kalıcı bir başarı hissi sunar. O yüzden sınavı kazanmak aslında uzun vadeli bir hedeftir. Ama programlara uymak kısa vadeli bir hedeftir. Yani sen günlük çözmen gereken soru sayısına ulaştığında bu seni kısa süre tatmin eder. Ama bunun sürekliliğini aylar boyu, dönemler boyu sınava kadar devam ettirip başarı sağladığında bu da senin uzun vadeli hedefini gerçekleştirir. 2. <laughs> ilham kaynakları. Arkadaşlar bu çok önemli. Sizin ilham kaynağınız mutlaka gerek bilinçaltınızda, gerek bilinç dışınızda gerekse iradenizde karşı bilerek, isteyerek tercih ettiğiniz ilham kaynaklarınız hepinizin var, hepimizin var. İlham kaynakları motivasyonunuzu yeniden canlandırmak Sürdürmek ve kendinize yön belirlemek için önemli bir araçtır. O yüzden benim size tavsiyem ilham verici hikayeler okuyun arkadaşlar. Örneğin bakın çok güzel bir e, size örnek vereceğim. Bunu mutlaka edinmenizde hatta zaman ayırmanızı da isterim. Aziz Sancar'ın adım adım Nobel ödülüne yürüyüşü. Beethoven'ın sağırlığına rağmen bakın sağırdı Beethoven. Unutulmaz birçok esere imza atması, Rowling'in zorluklarla dolu yaşamına ve birçok yayın evinden reddedilmesine rağmen tüm zamanların en çok satan kitaplarından biri olan Harry Potter'ı kaleme alması ve Yayıncılık kısmında da Harry Potter'ın çok uzun yıllarda ödüllere doymamasını düşünün. Bakın Harry Potter'ın yazarı birçok yayın evinden ret yiyor arkadaşlar. Hayır diyorlar tutmaz çok saçma bir hikaye okur bunu okumaz buradan para kazanamazsın biz sana yatırım yapmayız diyorlar git başka kapıya. O kapıda onu diyor o kapıda onu diyor ama vazgeçmiyor. vazgeçmiyor. O yüzden kesinlikle arkadaşlar kendinize birer ilham kaynakları bulun. Bakın Aziz Sancar'ın bütün kitapları çok ilham dolu eserler. Ki zaten Nobel ödülü almış bir yazar. O yüzden kesinlikle Aziz Sancar'ı olabildiğince boş vakitlerinizde okumaya çalışın. Aynı şekilde Beethoven'un müzikleri ki kendisi duyma engelli, kendisi sağır olmasına rağmen ödül alan bir çok esere imza atan biri. Bence bu kısımlar bile sizin motive etmeniz için gayet yeterli. Aileyi mutlu etmek de tabii ki önemli ama kendimiz önceliğimiz olmalı. Bu hayatta işimizi severek yapmalıyız. Aslıcığım harikasınız. Kesinlikle aileniz için değil zaten. Yani önceliğiniz kendiniz arkadaşlar baktığınız zaman. Mesela siz o bölümü kazandığınızda her sabah kalkıp hazırlanıp siz gideceksiniz değil mi? Sizin yerinize anneniz ya da babanız gitmeyecek. Ya da düşünün o mesleğe geldiniz. Diyelim ki öğretmen olmak istiyorsunuz. Her gün aynı konuları anlatmaktan keyif almanız gerekiyor. Çocukları çok sevmeniz gerekiyor. Yani illaki sizin anneniz kızım sen öğretmen ol. Oğlum sen öğretmen ol. Ben sana çok yakıştırıyorum demesiyle ya da benim kızım öğretmen olmalı. Benim kızım doktor olmalı demesiyle bir yola çıkılmaz arkadaşlar. Çıkarsanız da başarılı dahi olursanız bunun zaten sürekli olmaz. Haksız mıyım? Kesinlikle hayatı siz yaşayacaksınız. Onlar bugün varlar, yarın yoklar. Evet, hepsi inşallah çok uzun ömürlü olsun. Mutlu günlerimize şahitlik etsinler ama yolun sonunda yine biz kendimiz baş başa kalacağız. Gelelim ilham verici filmler izleme ve kitaplar okuma kısmına. Şu an kimlerin kitap okuma alışkanlığı var? Ya da özellikle buna zaman ayırıyor musunuz? Biliyorsunuz hazırlık sürecinde arkadaşlar aslında okuma anlama becerimizin gelişmesi için düzenli bir okuma alışkanlığımızın da olması gerekiyor. Tabii ki okunmalı Aleyna. Aleyna'nın bir sorusu var. Kim yanıt vermek ister? YKS serisinde kitap okunmalı mı diyor. Kavgamı okuyorum şu an. Hiç okuyamıyorum. Nasıl yapabilirim? Ömerciğim zaman ayıracaksın. Bakın bu belki size zaman kaybı gibi geliyor arkadaşlar. Diyorsunuz ki hocam orada bir sürü soru bekliyor. Ben şimdi test kitaplarımı bir, ken bir kenara bırakıp da gidip kitap mı okuyacağım ya da ben bu kadar kıymetli vaktimi kitap okumaya mı ayıracağım diye olabilirsiniz. Ama bu yanlış bir düşünce arkadaşlar. Siz isteseniz de istemeseniz de kitap okumak aslında gireceğiniz sınav kısmında da kendinize yatırım yapmanızı sağlıyor. Yani kelime hazneniz gelişiyor, olaylara bakış açınız, muhakeme yeteneğiniz, yorum gücünüz artıyor, daha hızlı okuyorsunuz, hemen anlayabiliyorsunuz. E, TYT'nin Türkçe sorularına baktığımda tamamen okuma ve anlamı hızıyla bağlantılı. Sen hiç kitap okuma ama sürekli ders çalış. Bil ama pratikliğini geliştirme. Bil ama bunu soruda yapma ya da kendini kronometreyle ölçme. Bu sefer arkadaşlar ne kadar bilgili olursanız olun zamanı doğru yönetemeyeceğiniz için vaktiniz kalamayacağı için yine istediğiniz sonuca ulaşamazsınız. Kesinlikle okunmalı hem okuma ve anlama hızımız açısından hem de ruhsal doygunluk ve dinginlik açısından. Harika Durucum senin hedefin ne? Çok merak ettim. Önce sevdiğin türü öğren öyle kitaplar oku. Aynen bak güzel bir bakış açısı İrem. Yani daha çok biraz daha daralt çünkü çok fazla tür var biliyorsunuz ki yani daha önce hiç kitapla ilgisi olmayan ya da okuma alışkanlığı olmayan biri için nereden başladığını bilmesi için önce ilgisini çeken türleri öğrenmesi gerekiyor. Sonra o türlerin klasiklerinden başlayabilirsin. Psikoloji. Vay wow, Ömer nereden bildin? Harikasınız. Beni alıştıran insanlarda. Çok güzel. Harika. Hem bakın arkadaşlar kitap okumak %68 oranında stresinizi de azaltıyor. Minimum günde 20 dakika bile olsa kitap mutlaka ki okuyun. Geliyorum üçüncü Yöntemim zorlukları aşma. Sınava hazırlanırken pek çok zorlukla karşılaştınız arkadaşlar. Hala da dönemi bitirmiş sayılmayız. Karşılaşmaya da devam edeceksiniz. Unutmayın ki başarısızlık ve hata yapma öğrenme sürecinin en önemli parçalarından bir tanesidir. Bir sorunla karşılaştığınızda önce o sorunu tanımlayın sorunun net bir şekilde tanımlanması çözüm süreci için atacağınız ilk en önemli adımdır. Yani sorunu tanımlamadığında, arafta bıraktığında, sorunun üstüne gitmediğinde çözümlemen mümkün değil. Önce sorunu tanımlayacaksın. İki, alternatif çizim, çözümler üreteceksiniz arkadaşlar. Sorunlara birden fazla açıyla bakarak farklı çözüm yollarını düşünüp değerlendireceksiniz. Üç, karar vereceksiniz. En uygun çözüm yolunu siz seçeceksiniz. Kendiniz için en uygun çözüm yolu neyse bunu düşüneceksiniz. Kararı siz vereceksiniz. Bir başkasının kararını uygulamayacaksınız. 4 uygulayın ve artık değerlendirmeyi alın. Seçilen çözümü uygulayın, hayata geçirin ve sonuçlarını değerlendirin. Doğru bir doğru bir sürece mi evet dedin? doğru bir çözüm yolumu seçtin ancak sonucunda görebilirsin bunu. Geliyorum dört. Hayır Esra'cığım. Tek uzemin var benim bireysel olarak yok. Tek uzemin YouTube kanalını takip edebilirsin. Geliyorum dört arkadaşlarım. Başarı öyküleri bakın özellikle sizin akran gruplarınızda bu çok var. Yani birbirinden etkilenmek yani hem olumlu hem olumsuz bir anda motivasyonun artması düşmesi o aradaki denge kısmında biraz öğrencinin kendini kaybetmesi bunları çok yaşadığınızı biliyorum. Gerçek başarı öykülerini okuyun videolarını izleyin ama böyle başarı derken tam hakkıyla başarı. Çünkü başkalarının başarı hikayeleri sizde ben de yapabilirim. Ne eksiğim var ki o başardıysa ben de başarabilirim inancını tetikleyecek, güçlendirecek ve motivasyonunuzu artıracak arkadaşlar. Mesela tek uzamla yola çıkıp hedefine ulaşan iki öğrencilerimizin, iki öğrencimizin e tek uzam sayfasına yaptığı yorumları okumak istiyorum sizinle. Size Sizinle paylaşmak istiyorum. Matematik birincisi ismi Mustafa. E, genel problemi matematik hatta bu yüzden başlığı da bir matematik zaferi. 8. sınıftan lise son sınıfa kadar örgün dershaneye gitti Mustafa. Matematikle arası kötüydü. Basit 3-4 sorudan başka hiçbir soru çözemiyordu. Sınavda da aynısı oldu ve mezuna kaldı. İstediği bölümü kazanabilmek için ne pahasına olursa olsun matematiği halletmek zorundaydı. Sonra yolu tek uzemli bizimle kesişti. Azmeti sisteme birebir uydu, sınavda matematiği neredeyse fulledi. Şimdi o bir avukat adayı şu an hukuk fakültesinde okuyor. <laughs> evet Aslı, senin hedefin neydi Aslı? Sen de mi hukuk istiyorsun? Şimdi geliyorum. İkinci öğrencimiz Berfin Seda. Başlığımız baskılardan kurtulma. Berfin Seda'nın hedefi tıp fakültesiydi. Çünkü annesi, babası ve abisi doktordu. Ondan da aynı performansı bekliyorlardı. En pahalı örgün dershanelere gitti, özel dersler aldı. Tıpı kazanabilmek için tamı tamına 3 kez 3 yıl mezuna kaldı bir türlü istediği puanı alamıyordu. Sonra yolu tek uzamle yani bizimle kesişti. Ardından bambaşka bir olay oldu. Kendisiyle yüzleşti. Kendisinin aslında ne istediğinin farkına vardı. O aslında doktor olmak istemiyordu. Ailesine kendini bu şekilde kabul, kabul ettirebileceğine inandığı için tıp fakültesini hedeflemişti. Tüm baskıları bir kenara bıraktı ve Hayallerinin peşinden gitti yani tıpkı sizin gibi. Birkaç yıl sonra bir matematik öğretmeni olarak gençlere kendi hayallerinin peşinden gitmesini öğütleyecek arkadaşlar. Şu an matematik öğretmenliği bölümünü kazandı. Eğitim Fakültesinde eğitimlerini almaya devam ediyor Berfin. Evet. Aile baskılarından, çevre baskılarından kurtulacağız arkadaşlar. Geliyorum 5 en önemli yöntemlerden biri. Arkadaşlar minik rutinler, minik alışkanlıklar hayatımızın bütününe tesir eder. Bakın biz buna kelebek etkisi deriz. Senin çok küçük bir hayatında sorunlu olan minik bir sorunu çözmeye adım atman aslında büyük sorunları çözebileceğine dair inancını artırır. O yüzden küçük adımlar büyük adımların habercileridir. Yani günlük rutinler hedeflere ulaşmak için adım adım ilerlemeyi ve motivasyonunuzu sürdürmenizi kolaylaştırır. Biliyorsunuz verimli çalışmada da motivasyonda da Anlık bir motivasyon ya da anlık bir verim bizim istediğimiz bir şey değildir. Bizim istediğimiz bunun devamlılığı sürdürülebilir ve yani devamlı istikrarlı bir şekilde ilerlemesi yoksa senin bir gün kendini çok yüksek hissetmen bu sınavı kazanacağın anlamına gelmez. Senin bu olumlu hislerinin dönemin çok büyük bir kısmında olması gerekiyor. Bir gün çok iyi, bir gün çok kötü, bir gün çok verimli, bir ay hiç verimli çalışmayayım. Hayır. Sürecin geneline bakacaksınız arkadaşlar. <laughs> Ömer bu nasıl soru? <laughs> Bir, sağlık rutini. Uykunuzu düzen, düzenleyin. Sağlıklı beslenin ve temiz havada yürüyüş yapın. Bu size çok iyi gelecek. Hayatınızın bütününü etkileyecek arkadaşlar. Küçük gibi görünüyor ama çok önemli. 2. Çalışma rutini. Günlük ders çalışabileceğiniz saatlerinizi belirleyin ve bu rutine sadık kalın. Üç, Aktif dinlenme rutini ne kadar yoruluyorsak ne kadar çalışıyorsak dinlenmek bir o kadar hakkımız lütfen dinlenmeyi kendinize çok görmeyin boş görmeyin hocam benim bir sürü işim var aman Allah'ım nasıl yetiştireceğim ne dinlenmesi demeyin hobi veya spor gibi etkinliklerle zihninizi sınav dışı konulara yönlendirin ki Sınavla alakalı konuları çalıştığında zihin o konuları almayı daha istekli hale gelsin. Dört sevgi rutini arkadaşlar sevdiğiniz insanlarla sohbet edin ve sosyalleşin bu dönemde sosyalliğini kaybeden çok öğrenci var bu doğru bir strateji değil arkadaşlar aksine farklı gündemleriniz hep olsun farklı konuşma sohbetleriniz muhabbetleriniz hep olsun sınav farklı bir kısımda kişinin devam ettirdiği sosyal yaşamı farklı bir kısımda olmak zorunda aksi takdirde bir hedefe Körü körüne ne kadar bağlanırsanız arkadaşlar o hedefe ulaşamam ihtimalinizi de arttırıyorsunuz. Yani burada körü körüne bağlanmaktan ziyade o hedefi çok istemek ve gerekeni yapmak önemli. Yoksa sen istediğin kadar ben fedakarlık yaptım. ÖSYM dilekçe yaz. Ben 5 yıldır mezunu kaldım, beni artık yerleştir. Hayır bu sonucu değiştirmeyecek. Senin körü körüne bağlanman, senin yaptığın fedakarlıklar alacağın sonucu değiştirmeyecek. Senin doğru çalışman, verimli çalışman ve motivasyonunu koruman senin alacağın sonucu değiştirecek. <laughs> Hocam doğru düzgün çalıştığım yok ki dinleneyim. Ama önce doğru düzgün çalışıp sonra dinlenmeyi hak edeceğiz zaten öyle olmaz. Büşra diyor ki ders çalışırken başaramayacağım düşüncesine girip tüm moralimi yerle bir ediyorum. Sizde de öyle mi? Büşracığım güzel şeyler düşün. Hatta bendense bir tavsiye daha kıymetli öğrencilerim. Lütfen Yerleşmek istediğiniz üniversitenin her detayına Google'dan bakın. Haritalardan bakın, görsellerden bakın. O üniversitelerden mezun olmuş ünlülere bakın. Mesela çok ilgimizi çekiyor. O üniversiteden mezun olmuş çok iyi bilim insanlarına, akademisyenlere bakın, yazarlara bakın. Gerekirse o üniversitenin Görselini çıkarın renkli bir şekilde yazıcıdan ve çalışma masanıza koyun. Ben önümüzdeki yıl burada olacağım. Bu kampüste şu an elimde kahvemle arkadaşlarımla sohbet ediyor olacağım. Şu an ben bu üniversitenin çalışma salonunda ders çalışıyor olacağım. Ne kadar kolaylaştırırsanız arkadaşlar o kadar verim alırsınız. Bakın verim bununla alakalı bir şey. Şimdi bizim kurslarımızla ilgili bilgi almak isteyen öğrencilerimize geldik. Arkadaşlar hem bu bahsettiğim motivasyonun 5 yöntemini hem verimli çalışmanın 5 yöntemini biz kendi tek uzam kayıtlı olan öğrencilerimizde sağlıyoruz. Hem de her birine ayrı ayrı yapay zeka sisteminin sanal koçluğuyla birlikte sağlıyoruz. Şu anda da eğitimlerimiz hala devam ediyor. Devam eden canlı derslerimiz var. Dönem başında başlayan canlı derslerimiz var. Bunların videoları kayıt olur olmaz sisteminize yükleniyor. Hem TYT için hem AYT sayısal sözel ve eşit ağırlık için tamamı için kurslarımıza kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu kurslara kayıt olduğunuzda yapay zeka sisteminin koçluğundan seviyenize uygun, öğrenme yapınıza uygun ders çalışma programından bu programın haftalık raporlanması, performans değerlerinin ölçümü ve kontrol mekanizması takibinden faydalanmış oluyorsunuz. Biliyorsunuz sınavımız 8 Haziran'da. Şu an çok uzun bir süremiz kalmadı. Yaklaşık olarak 130 güne yakın bir zamanımız var. Yani 4 4,5 ay arası bir süremiz var. Bu süre tam olarak Gaza basma süresi. Bu süre istekli olan öğrencilerin verimli değerlendirdiği takdirde fark atabileceği bir süre. Unutmayın YKS'deki başarı öykülerinin çoğunda dönemin başından ziyade dönemin sonunu nasıl getirdiği çok daha önemlidir öğrencinin arkadaşlar. O yüzden ben geç kaldım. Benim çok eksikliğim var demeyin. Ki biz eksikliklerinize yönelik o strateji kısmının altını çizmiştim hatırlıyorsunuzdur. Her şeyi bilmene gerek yok. İhtiyacın olan kadarını bil bu sana yeter. Hedefin 400 puan mı? Sana 400 puan aldıracak konuları dersleri bil. Kalan zamanı buna uygun istikrarlı bir şekilde çalışarak değerlendir tamam oldu. Hedefine ulaştın. Büşra'cığım bunları düşünme. Bak senin ilk hedefin üniversiteyi kazanmak. Sonra üniversiteyi kazanacaksın artık kariyer hedefin olacak. Yani çok uzun soluklu hedefler. Yani ben 20 yıl sonra şöyle mi olurum? Bu çok sağlıklı değil. Yani psikolojik olarak seni olumsuz yönde etkiler. Önce önündeki ilk hedefi tamamlamaya çalış. O hedefe ulaştığında kendine zaten yeni hedefler belirleyeceksin. Arkadaşlar insan hedefsiz zaten yaşayamaz. Hepimizin kendini gerçekleştirmeyi ideali var. Etkilemesine izin vermemeliyiz. Tıp çok uzun ya kazansam da gitmem. Ömer sen nasıl doktor olacaksın? Ne demek çok uzun? evet tıp ne demek? Aa, evet ben tam Şeyma'nın kafasındayım. Kazanalım. Önce bir hedefimize ulaşalım. Sonrasını o hedefe ulaşıp o tatmine sen şu an oradaki tatmini, oradaki gururu, oradaki başarı duygusunu daha tatmadın. Tattığında her şey çok daha farklı olacak. Emin olabilirsin. Evet Betül Üniversitesi. Betül sen hangi bölüm okuyordun? Ona yazacaktım. Aslacığım kayıt için bilgi vereceğim. Şu anda sistem yöneticimden bu bahsettiğim yapay zeka sistemine kayıt ve kurslarımızla ilgili bilgi almak için öğrencilerimin tıklaması gereken linki paylaşmasını rica edeceğim. Arkadaşlar ilettiğim linke tıklayın. Bu link size Tek uzemin yani bizim kurumumuzun kurumsal WhatsApp numarasına WhatsApp mesaj kısmına yönlendirecek. Oradan Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. Kurslarla ilgili bilgi almak istiyorum. Kayıt olmak istiyorum şeklinde yazmanız yeterli. Bence kalan süre kazanmanız için ideallerinize ulaşmanız için yeterli bir süre. Eğer yapay zeka ile tek uzamla çalışırsanız ben hiçbir şekilde zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Evet Ömer'cim hepiniz tadın bunu hepiniz hak ediyorsunuz. Ama sadece istemek yetmez Ömer. Harekete geçmeniz gerekiyor. Yeniden linki paylaşıyorum. Şu an Aslı'cım özellikle sen sormuştun ben ücret kısmında da bilgi aktarayım. Arkadaşlar AYT derslerimiz henüz Ocak ayında yeni başladım. Sadece AYT'ye de kayıt olabilirsiniz. TYT'de eksiklikleriniz varsa TYT artı AYT'ye de kayıt olabilirsiniz. Şu an TYT artı AYT paketimiz indirimli. Seminer indiriminde %30 bir indirim oranı kazanıyorsunuz. İndirim kuponu %30 indirimle birlikte 4000 TL'ye düşüyor. Eğer sadece TYT'ye kayıt olursanız 2000 TL, sadece AYT'ye kayıt olursanız da 2000 TL'ye tekabül ediyor. Bence tutarlarımız da böyle bir sistem için çok uygun. Bu yapay zeka tam olarak öğrenci aslında öğrenci yanlısı diyebilirim. Onun dışında var mı sorularınız? Herkes linke tıklasın. Bilgi alın arkadaşlar. Ailelerinizle görüşmemizi istiyorsanız mesajda bunu da belirtin. Evet Şeyma bizim kayıtlı öğrencimiz. Hoda hocam hadi şimdi alın kaydıma. Aslı'cım semineri bitirir bitirmez seni arayayım. Payit işlemlerimizi tamamlayalım olur mu? Duygu'cum tabii ki olur. Teyit ayet alstan 4000 liradan bence çok iyi, çok faydalı olur. Var mı sorularınız arkadaşlar? Kübra'cığım doğru çalıştığında bu sorunu yaşamayacaksın. Bunun için önce verimli çalışmayı sonra ne için çalıştığını kendine çok iyi hatırlatman ve inandırman gerekiyor. Yeniden linki paylaşıyorum. Tuğba hocamın seminerinden geldim. İndirimden faydalanmak istiyorum. Bilgi almak istiyorum. Kayıt olmak istiyorum. Yazmanız yeterli. E Aslı sen bizi biliyorsun zaten. Abin de KPSS A'ya kayıtlıymış. A grubu da bir zor ki aman Allah'ım. Bin sefer söyledi kaydol diye dinlemedim. <laughs> ah ah bu abiler ve kız kardeşlere. Tamam geç kalmadım. Ay bak abin deyince dinlemedin. Kardeş, arkadaşların deyince dinledin. <laughs> Harikasınız. Yeniden ben linki paylaşıyorum arkadaşlarım. Tıklayın görüşelim. Kayıt olduğunuzda her şey çok daha güzel olacak. Hocam e, bu arada çok şen şakraksınız Allah neşenizi bozmasın. Betülcüm Allah senin de her birimizin de neşesini bozmasın. İnşallah arttırsın daha güzel daha mutlu günleri görelim. Evet bu tayfa direkt sınıfa dersi alayım size. <laughs> Hayır canım sen yeter ki güzel konuş neden atalım aşk olsun. O halde arkadaşlarım bu yıl sizin yılınız olsun. 2024 beklediğiniz bütün güzellikleri size getirsin. En çok da hedeflediğiniz bölüme, üniversiteyi, fakülteye yerleşme mutluluğunu size yaşatsın. Çevrenizdekilere yaşatsın. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok aktif bir katılım vardı. Her zaman söylerim YKS'ciler candır, geri seyircandır. En sevdiğim kitle KPSS öğrencilerim duymasın ama gerçekten YKS kitlesi arkadaşlar. Her biriniz kendinize çok çok iyi bakın. Benim klasik bir vedalaşmam var. Bunu hem kayıtlı öğrencilerim bilir. <laughs> hem de diğer seminerlerime katılan öğrencilerim de. Arkadaşlarım, dostça kalınız. Hoşça kalınız ama en önemlisi esen kalınız. Kendinize çok iyi bakınız. Görüşmek üzere.